sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla. Tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma. Sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla. Armanın coşkusu başlıyor, bak sürpriz kutusu. Sonra birlikte bir yolculuğa çıkmaya karar verirler. En eğlenceli yerinde neden mi durdum? Başka eğlenceli bir şeye başlamak için dönüştüratör. Çünkü sevgili arkadaşımız gelmiş. Ben kitap okumaya daldım. Programı açmayı unutmuşum. Merhaba sevgili arkadaşım. Sürpriz kutusuna hoş geldin. O zaman daha fazla oyalanmayalım. Hemen kutumuzu isteyelim. Hofusu pofusu gelsin sürpriz kutusu. Evet, sürpriz kutum geldi. Bakalım içinden neler çıkacak. Sevgili arkadaşım, hemen çatımı açıyorum. Bakalım içinden ne çıkıyor. Bu ne? Kağıt bant. Tamam. Peki sağ tarafta ne var? Aa, bir kağıt bant daha. Peki sol çekmecemden ne çıkacak acaba? Bir kağıt bant daha mı acaba? Hayır, akrilik boyalar. Hem de rengarenk. Aa, burada da. Aa, ne güzel. Oo, dört renk burada. Dört tane de burada. Bir sürü renk. Bakalım sağ çekmecemde ne var? Aa, DVD kutuları. Peki, anahtarım çıktı. Sürpriz kutumun kapağını açıyorum. İçinden... gazete kağıtları. Peki, yani malzemelerim bu kadar mı? Ne yapacağım ben bunlarla? Bugün işim her zamankinden daha zor olacak galiba. Biraz düşünürsen bulursun diyor. Tamam dönüştüratör. Düşüneyim biraz o zaman. Şimdi DVD kutularım var. Ne yapılır ki DVD kutularıyla? Gazete kağıtlarıyla. Sonra hem DVD kutuları hem gazete kağıtlarını birlikte ne yapabilirim ki? Yani kaplasam, bilmiyorum ki. Şimdi gazete kağıtları, DVD kutularım. Biraz daha mı düşünsem? Zaten bantlarım var. Kağıt bantlarla gazeteleri kaplamaya yardımcı olabilirim. Yani bunun üzerine kaplayabilirim bantlarla. Ya da değişik şekiller yapabilirim mesela. Böyle bir şekil. Ah, dönüştüratör. Bak. Lemmy'nin L'si. Ne dersin? Dönüştüratörün D'si mi? Yok, bu kutularla D olmaz dönüştüratör. L şeklinde bir şey yapayım yani. L şeklinde ne yapabilirim ki sevgili arkadaşım? Biraz düşüneyim bakalım. Aa, bir dakika, dönüştüratör, aklıma bir fikir geldi. Kağıt bantlarım var. Eğer bu DVD kutularını böyle L şeklinde bantlarsam... kütüphanemdeki kitap desteğine benzer bir şey yapabilirim. Evet, haklısın. Bantla tutturursam dönüştüratör pek sağlam bir ağırlık olmaz. Peki, ya daha sağlam tutturmanın bir yolunu bulursam, ha? Ya da sen bulursan? Gazete kağıtları. Ha, gazete kağıtlarını ne yapacaksın diyor. Evet, haklısın dönüştüratör. Evdeki kütüphanemdeki kitap desteğinde bir tane köpek var. Belki de ben bu gazete kağıtlarını güzelce buruşturursam ve şekil verirsem bir kedi yaparım. Evet, bence güzel olur. Sen bunu nasıl sağlamlaştıracağımı düşün. Ben de sevgili arkadaşıma projemi nasıl yapacağımı anlatayım. İki kutuyu L şekline getirip bantlayarak birleştiririm. Gazete kağıtlarını buruşturarak bir kedi yaparım. Dönüştüratörden kitap desteğini sağlamlaştıracak bir malzeme isterim. Sağlamlaştırdıktan sonra boyayıp süslerim ve kitap desteğimi tamamlarım. Aa, öyle mi? Harika bir proje bulmuşsun dönüştüratör. Ben bir şey demedim ki diyor. Olur mu canım? Yaptığın projeyi söyledin ya dönüştüratör. Biblo yapıyorum dedin. Bir şey demedim diyor. Demediğini ben de biliyorum. Biblo yapmıyorum ama falancayı filancayı yapıyorum desin diye ben ona böyle yapıyorum. Yani ağzından laf almaya çalışıyorum.
Tamam neyse işimize dönelim. Herkes kendi projesini yapsın. Evet ben projeme başlıyorum sevgili arkadaşım. Burada DVD kutularım var. Onları alıyorum önüme. Ve kağıt bantlarım. L şeklinde tutturmak istiyorum. Evet tamam. L şeklinde bantladım ve DVD kutuları şu anda ayakta duruyor. Ama yeterince sağlam olmadı. Dönüştüratör, senden ne isteyeceğimi biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Bu defa da ben seni biraz zorladım sanırım dönüştüratör. Bence sen benim işimi görecek bir malzeme bulursun. Sen düşünürken vereceğim malzemeyi dönüştüratör, ben de kedimi yapmaya başlayayım. Nasıl kedimi yapıyorum sevgili arkadaşım? Gazete kağıtlarımı dediğim gibi önüme alıyorum. Ve aldığım parçayı şöyle küçük bir top haline getiriyorum. Buruşturuyorum. Çok basit. Bak oldu işte. Sonra bir parça daha gazete alıyorum. Ve bunun içine bu topu koyuyorum. Yine böyle onu bir top yapıyorum. Ve sonra bir parça daha gazete kağıdı aldım ve içine koydum. Yine böyle bir top yaptım. Bu şimdi kedinin gövdesi olacak. Nasıl olacak Lem abi diyorsan hemen gösteriyorum. İşte burada bantlarım vardı ya. Bu bantlardan açıyorum bir parça. Ve sonra böyle alıyorum. Etrafını çeviriyorum. Eğer bu gövdesi ise buna küçük de bir kafa gerekiyor. Bu kedi kafasını ne yapacağım sevgili arkadaşım? Gövdeye tutturacağım. Hemen bandımı alıyorum. Uzun bir parça kesiyorum elimle. Sonra gövdeyle başı bir parçayla birleştiriyorum. Tamam işte ay. Kafası gitti. Demek ki çok sağlam yapıştıramadım sevgili arkadaşım. O zaman ne yapacağım? Dönüştüratörüm verdiği diğer kalın bandı kullanacağım. Şimdi kedinin bacaklarını yapıyorum sevgili arkadaşım. Buradan gazeteni ikiye bölüyorum. Ve şöyle bir şerit yapıyorum gazeteden. Bu şeridi ince bandımla kaplıyorum. Bak böyle çubuk gibi. Sonra büyük makasımı alıyorum ve onu ikiye kesiyorum. Bak gördün mü? Sonra bir parçasını böyle büktüm. Sanki bir kedinin patisiymiş gibi. Sonra diğerini de ve gövdenin üzerine böyle yapıştıracağım. Şimdi ama bunu buraya nasıl yapıştıracağım? Tabii ki kağıt bandımla. Bu işlemi yaparken biraz zorlanırsan evdeki bir büyüğünden yardım alabilirsin. Evet, ön bacakları ve ön patileri oldu kedimin. Şimdi arka bacaklarını yapacağım. Şöyle bir gazete parçası alıyorum. Bu gazete parçasını gelişi güzel böyle elimde buruşturuyorum sevgili arkadaşım ama bunu böyle top yapmıyorum, yassı yapıyorum. Sonra alıyorum kedinin arka ayağı olarak arka tarafta, arka yan tarafına koyuyorum. Tamam, evet. Şimdi sıra kulaklarda. Kedi kulakları böyle üçgen üçgen olur ya. Gazeteden bir parça koparıyorum sevgili arkadaşım ve bak burada mesela bir üçgencik var. O üçgenciği kullanabilirim. Küçük bir üçgen yani. Evet. Benim kedim bitti dönüştüratör. Sen kitap desteğimi ağırlaştıracak malzemeyi bulabildin mi? Aa buldun mu? Gerçekten mi? Hadi ver o zaman. Ve tabii ki dönüştüratör
bilmece gönderdi. Ben de malzeme gelecek diye heyecanlanmıştım. E o zaman bileyim bilmeceyi ve göreyim malzemeyi. Sevgili arkadaşım, hemen okuyorum bilmecemi. Kimi üç ayak, kimi dört ayak. Rahat edersin üstüne oturarak. Sakın arkana yaslanma. Düşersin tepe taklak. Kimi üç ayak, kimi dört ayak. Rahat edersin üstüne oturarak. Üç ayaklı ya da dört ayaklı. Ne olabilir acaba? At mı? Eşek mi yoksa? Ama ha, sakın arkana yaslanma. Düşersin tepe taklak. Rahat edersin üstüne oturarak. Yok. Üç ayaklı, dört ayaklı. At, eşek. Ama olamaz ki o. Rahat edersin üstüne. Rahat ettik üstüne oturduğumuzda. Ha, tamam. Üç ayaklı ya da dört ayaklı. Üstüne oturabildiğimiz bir şey ama arkasına yaslanmadığımız bir şey. Bu bir tabure. Dört sene dört tabure mi? Bilmecenin cevabı sevgili arkadaşım tabureymiş. İşte benim de oturduğum burada bir tabure var. İşte benim taburem sevgili arkadaşım. Ve burada bir bölme var. Bakalım içinde ne var? Aa, su, kap ve burada bir malzeme daha var. Bu ne? Burada ne yazıyor? Alçılı sargı bezi. Aa, yani bir yerimiz kırıldığında alçıyı almak için kullanılan malzeme mi bu gerçekten? Çok ilginç. Bu alçılar sonra taş gibi oluyor sevgili arkadaşım. Peki bu sargı bezi nasıl o hale gelebiliyor dönüştüratör? Suyla karıştırırsan kuruyunca sertleşiyor, sağlamlaşıyor diyor. Dönüştüratör bu tam da benim aradığım malzeme. Harikasın dönüştüratör. Peki sevgili arkadaşım bu malzemeyi nereden bulabilir? Tamam dönüştüratör. Sevgili arkadaşım bu alçılı sargı bezini tıbbi malzemeler satan dükkanlardan ya da internetten çok uygun fiyatlara bulabiliyormuşsun. Şimdi ben hemen projeme başlıyorum sevgili arkadaşım. Ve hemen kabımı alıyorum, suyumu da alıyorum. Sonra bir makas alıyorum sevgili arkadaşım. Makasla hem büyük hem de küçük parçalar keseceğim bu alçı bezinden. Ve bu parçalarla hem kutularımı hem de kedimi kaplayacağım. Madem ki bu parçalar suyla ıslandığında şekil alabiliyor, ben de hemen suyla ıslatıyorum. Ve sonra hemen DVD kabımın üzerini kaplıyorum sevgili arkadaşım. Elimle şekil veriyorum. Sen böyle dokundukça buna sevgili arkadaşım böyle daha da şekil alıyor. Çünkü aradaki o beyaz tozlar da dokuları dolduruyor. Güzelce kuruması gerekiyor sevgili arkadaşım. Şunu kenara kaldırayım ve ben kedime devam edeyim. Kuyruk mu? Aa, kedimin kuyruğu yok. Haklısın dönüştüratör. Kuyruk. Kuyruk, kuyruk. Kuyruğu neyle yapabilirim ki? Tamam, tamam. Sen projeni yap, ben de ağacıma gideyim sevgili arkadaşım. Şöyle sert ve şekil alabilen bir malzeme olursa güzelce bir kuyruk yapabilirim. Burada bir sürü malzemem var. Ne olabilir ki? Ne olabilir? Ne olabilir? Aa, tellerim varmış. Ne güzel. Bir sürü telim vardı burada, doğru. Bak bunlar sert ve şekil alabiliyor. Acaba hangisini kullansam? Mavi var, kırmızı var, sarı var. Bakalım. Aa, bak burada küçük bir kırmızı telim var. Kedim de küçük, kuyruk için bu uygun olabilir. Tamam. Evet, belki biraz ince ama zaten ben onu kaplayacağım. O yüzden bu tel bana güzelce kuyruk olabilir. Evet, bak şimdi bunu böyle alıyorum. İkiye katlıyorum. Bu sanki kuyruğun ucuymuş gibi. Sonra bükerek bunu sarıyorum sevgili arkadaşım. İşte burası kedimin arkasına yapışabilir. Bunu da biraz şöyle kıvrımlı yaparım. Kuyruk gibi durur.
O zaman buradan hemen kağıt bandımı alıyorum. Kağıt bandımdan güzelce bir parça koparıyorum. Kuyruğumu kedime tutturdum sevgili arkadaşım ama işte bu telin de üzerini kağıt bandımla kaplıyorum. Tamam. Şimdi şu bandı kaldırayım kenara ve hazırladığım küçük parçalarla bu alçı bezleriyle kedimi kaplıyorum bu sefer sevgili arkadaşım. Evet. Kedimin kaplanma işi bitti sevgili arkadaşım. Şimdi kedimi şöyle koyuyorum ve kutularla L yapmıştım ya. İşte L şeklindeki kitap desteğimin üzerine kedimi yapıştırıyorum. Nasıl yapıştırıyorum? Aynı biraz önce yaptığım gibi bu küçük parçaları ıslatıyorum ve kedimi yapıştıracağım yere önce bir zemin yapıyorum. Sonra kedimi üzerine yapıştırıyorum. Tabii hemen yapışmayacak ve benim bu küçük parçalarla biraz yandan yandan desteklemem gerekiyor sevgili arkadaşım. Yani şöyle. Sevgili arkadaşım, kitap desteğim neredeyse bitti. Bu şimdi burada bir saat kadar kurusun. Kuruduktan sonra boyamaya geçeceğim. Sevgili arkadaşım, bakalım kurumuş mu? Evet, kurumuş. Şimdi o zaman boyama zamanı. Akrilik boyalarımdan yeşili alıyorum. Ve bir de fırça. Evet, şimdi yeşil boyamdan biraz aldım. Sanki kedim çimlerin üzerinde oturuyormuş gibi biraz yeşiller koyuyorum böyle. Tamam. İşte sevgili arkadaşım, kedim çimlerde oturuyor. Şimdi kedimin kendisini yani gövdeyi boyayacağım sevgili arkadaşım. Onu da turuncu yapayım. Evet, tamam. Güzel, turuncu bir kedim oldu. Evet, tamam. Şimdi gözlerini, ağzını ve burnunu boyayabilirim. Dönüştüratör, benim projem bitti. Sen ne durumdasın? Projen hazır mı? Aa, gerçekten mi? Projesi bitmiş. Kurumasını bekliyormuş. O zaman ben sevgili arkadaşıma projemi nasıl yaptım bir daha anlatayım. Sonra senin projeni görürüz. Kutuları L şekline getirdim ve kağıt bantla tutturdum. Gazete kağıtlarını buruşturarak bir kedi yaptım. Kutuları alçılı sargıyla kaplayarak sağlamlaştırdım. Kediye telle kuyruk yaptım ve kediyi de alçılı sargı beziyle kapladım. Sonra L şekline getirdiğim kutuların üzerine oturttum. Kuruduktan sonra boyadım, göz, ağız ve burun yaptım. Böylece kedi kitap desteğimi tamamlamış oldum. Evet, sıra geldi programımızın en sevdiğim bölümüne sevgili arkadaşım. Dönüştüratörün alternatif projesini görme zamanı. Ben çok merak ediyorum. Sen de çok merak ediyorsun değil mi? Dönüştüratör artık bizi bekletme. Göster bize projeni. Aa, dönüştüratör. Sen de sargı beziyle bir biblo yapmışsın. Peki bakalım bu güzel bibloyu yani bu iki sevimli arkadaşı nasıl yapmışsın? Dönüştüratör, sen de DVD kutusunu benim gibi sargı bezleriyle kaplayıp sonra da boyamışsın. Sonra tellerden de iki tane sevimli arkadaş yapmışsın. Başlarını gazete kağıtlarından yapıp sonra yine sargı bezleriyle kaplamışsın. Ve sonra da telleri de sargı beziyle kaplayıp gövdeleri tamamlamışsın. Ve o kadar güzel boyamışsın ki bence bu iki sevimli arkadaş çok güzel olmuş dönüştüratör. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Sevgili arkadaşım, sen de bu malzemelerle dönüştüratör gibi güzel bir biblo ya da benim yaptığım gibi bir kitap desteği yapabilirsin. Ya da bambaşka projeler. Yeter ki düşün, hayal et, tasarla ve yap. Burada yaptıklarımı yeniden izlemek istersen tretçocuk.net.tr adresinden veya TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki sürpriz kutusunda görüşünceye dek hoşça kal. Aa evet dönüştüratör.
Söz vermiştim sana. Şimdi kitap okuma zamanı. Evet. Bakalım. Nerede kalmıştık? Aa, dönüştüratör. Kitabı okuduktan sonra ben bunu kütüphaneme koyarım. Ve yaptığım destek projemle de kitabımı desteklerim. Böylece düşmemiş olur. Hah, şurada kalmıştık. Ve birlikte bir yolculuğa çıkmışlardı. Sonradan... Bugünlük veda ediyor bak, süp süp süp, sürpriz kutusu.